Evet arkadaşlar, havalanına geldim. Gördüğünüz gibi valizim, el bagajım. Bir ufak bir şal aldım yanıma. Bir de ufak bir paket cips. Yeni yeni kalabalık olmaya başlıyor. Ama idare eder yani. Tam bagajım 30 kilo geldi. Ay falan. Bunu tartmadılar. Evet. Şöyle göstereyim size biraz. Ben şimdi bir pasaport kontrolüne gideyim. Geri görüşürüz birazdan. Tepsi bakın, pamuş pamuş, bu bizim vallahi cılıklı mayalı kömbe. Vallahi. Ondan sonra burada böyle. Neydi bu kız? Patlıcan. Gelin getirdim, merhaba. Neydi? Patlıcan salatası. Patlıcan salatası yapacak arkadaşlar. Patlıcan közledi. Her yengem aşağıda sobada. Şöyle kömbeler. Var ya, mis. Evet. Emoş, hoş geldin. Berivan değil, Dila. Pardon, ben hoş geldin. Emre bu arada arkadaşlar. Geç bakayım arkaya. Evet. Evet. Emre babanı göster. Çekme. Çekme, çekme. Arkaya bak. Berivan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, yesen. İyiyim valla. Ne yapıyorsun? Ben şunda arıyorum. Şey, soğanla mı gireyim? İyi. Hadi size kolay gelsin, sonra da görüşürüz. Ha arkadaşlar, bu arada Berivan doğum günüymüş bugün. Doğum günü kutlu olsun. Bunun her gün doğum günü. Ne zaman basam doğum günü unutmuyor. Ah yenge. Hiç sorma diyorsun. Benim bir kere tek doğum günüm var. 8-9 yıldır aile kutluyorum. Evet arkadaşlar, o zaman birazdan tekrar açacağım. Görüşürüz. Kadın ne gelsin? Hani şunu kaldırın, görüntüyü bozuyor diye. Ne? Şimdi. Ya. Yeşil. Hadi yok. Abla, şunun bir çuzuna bak. Bak takışıyor abi. Güzel lan. Tamam, bana verdi. Güzel. Sen ne yapıyorsun yenge? Sen ne yaptın vallahi? Liman sıkacağım, yeşil zeytin hocam. Yeşil zeytin koyduk ya.
Çok üzüldüm. Zeytin gitmiş. Arkadaşlar duyurulur. Ege bilgisini alanlar zeytin gönderebilir. Evet. Yengoşumun zeytini bitmiş. Burada da oturma yeri var. Ya burası soğukmuş. Soğukmuş. Cam açık. Okey, yaprak acı da var. Satayım mı? Yok, hiç kaldım mı? Sizinle dolgun yer miydi? 24'üydü baba, bak onu bile hatırlamıyorum. Para mı gelir? Neyse, o zaman kurtaramazsın ya. Ne? O zaman kurtaramazsın. Al şu kıyılardan. Onda yengem bir gelince kurtarır. Çünkü azın burada oluyorlar ya. Ne? Berivan doğum gününü yazında kutlayacak çünkü. Kış hediye verecek kimse yok. Herkese günaydın. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün değil, bugün evet. Kış hediyenin ikinci günden herkese selam olsun. Evet. Yengem kahvaltı hazırladı. Şöyle arkadaşlar. Yağlı felemet yaptım dilek isin diye. Bir de dürüm yapıyorum bakın. Çocuklar şimdi diyor ki yenge her şey senin için. Hadi be benim yengem her zaman hazırlıyor dedim. Yenge? Ben haftanın 5 gün camideyim ya. Orada yapıyorum kahvaltıyı. Ben göstereyim size. Ben de önce inanmamıştım. Evet. Evet. Gerçekten öyle. Bundan hiçbir şey hazırlamıyorum. Dünden de burada kömbemiz. Protesto yapıyorum. Ben de dünden kömbemiz var. Hadi kömbeyi ısıtıyorlar. Kömbe. Isıtıyorlarmış. Evet. Böyle kömbeyi şimdi bitirdiler. 10 saç kömbe yaptım bitti. Vallahi. Abba o pis boğazlar. Belli de sana da yapayım mı? Şu senin. İyi iyi. Dilek sana da yapayım mı? Yenge ben enseye sokum alayım. Dişlerim ağrıyor. Dişlerim ağrıyor. Hadi. Yaşlandım. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Osa yengemle çarşıya ineceğiz. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Çarşıda ne yapacağımı da size anlatırım. Evet arkadaşlar yengemle çarşıya iniyoruz. Yani böyle bir asansör. Böyle bir asansör. Ağzınızda da bile yok. Kendinizi çiçek bahçesinde zannediyorsunuz. İnsanlar geldi. Evet. Böyle. İnşallah mı topladım. Perdeciden sonra eve geçeceğim. Evet. Güzel bir toparlanayım. Fazla dağıttım kendime. Nasıl ben de beni bekliyorum. Evet arkadaşlar. Haydi geçtik. Evet arkadaşlar arabamıza bindik böyle. Evet şimdi çarşıya. Her zamanki aynı arabaya verdi sağ olsun abi. Huyunu suyunu biliyorsun nasıl. Çünkü Dilek başka arabayı kullanamıyormuş. Ben otomatik kullanamıyorum dermişim. Evet, şimdi perde alacağız. Holanda'daki görümcemi biliyorsunuz ev aldı, paylaşmıştım. Bu arada biraz titreyebilirsiniz böyle. Çünkü telefon emanet duruyor. Onun evine perde bakacağım. Çünkü görümcemin kaynanası gel. Yani Pakistan gel. Holanda'ya geri dönecek. Giderken perdeleri götürecekler. O yüzden burada biraz daha uyguna geliyor. Çünkü ev çok büyük, çok fazla cam var. Hatta şimdi neler seçeceğimizi de gösterim size. Bir bakalım neler beğeneceğiz. Evet. Kesinlikle salona dikey perde falan alacağız. Niye? Ondan sonra benim evdeki perdeden bakacağız. Çizgili mi sen? Hani böyle aralıklı var ya. Ha. Dilim dilim ondan. Onun evet. Kaması yanıyor mu? Valla hiç yıkamadım. Hatice yıkamış. Hatice'nin de var aynısından. Nuh abiginin. Valla diyor söküyorum diyor. Atıyorum makineyi diyor. Geri yukarı tık 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 tıkıyorum diyor. Allah Allah. Dur dur gitme. Ama ben sen biliyor zannettim. Ben sen biliyor zannettim. Şuraya dur. Bir şey olur mu burada dursam? Bir şey olmaz. Evi misin? İstersen geri geri git şu dükkanın önüne dur. Şu çöpü geç. Ama orada da durak var. Durak var. Oraya duramam. Direkt şu araya gir. Şu araya gir. Bence de yenge araya gir. Araya gir. Çünkü orada da durak var. Cezane. Çünkü 15 metre mi 30 metre yakında şey demiyorum. Harf edemiyorum. Duraklarını tamam mı? Tamam. Geçelim. Sen iste yeter ki. Çok ileriye doğru bir yere koy. He, sakin bir yere. Sakin bir yere çek. Rahat rahat işimizi halledelim. Burası dar, sığmaz. Şuraya sola park edelim. Evet, şuraya park. Arabanın sesi, hani gaza verdiğimi sanmayın. Evet. Arabanın sesi öyle. Sanki araba boğuluyor, fites istiyor gibi. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz perde seçmeye geldik. Şöyle göstereyim hemen. Burası nerede? Kırşehir Bahar Perde. Evet. şu perdeden ben de yaptıracağım balkonuma. Balkon camıma şöyle kaydırmalı. Şu, şundan. Gömeceğimin dış kapısına da bundan yaptıracağız. Şöyle.
Şu perdelerden de seçtik. Hangisini seçtik yenge? Şundan seçtik. Şu lens perdeyi seçtik. Şu. Ama biri lazım değil mi? Aynen. Şundan seçtik şu rengini. Ondan sonra şundan seçtik. Bir de galiba seni etiketledim ne orada. Ondan sonra ha bir de şunu beğendik değil mi Engel? Evet. Evet, bunları beğendik biz sade olarak. Kasını bahar verdi. Evet. Bir masa şunun bilmiyorum. Şu hoşuma gitti. Çok güzel. Bak. Evet. O zaman biz bir devam bakalım. Bir de size de tekrardan de onu çektik. Ha? Gösterdim. Onu da şuradan şöyle arkadaşlar göstereyim. Şunu seçtik kapısına. Şöyle. Böyle. Ben de balkona bunu seçtim. Bakalım. Hayırlısı inşallah güzel bir evet şey olacak. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Daha valizler gördüğünüz gibi burada duruyor. Ufak tefek bir şeyler yaptım. Böyle çöpleri falan topladım. Çöpleri yani dolabın içi fazlalıkları seçtim. Şimdi şöyle bir dolanalım bakalım. Ne varmış evimizde. Biraz geniş açaldım. Şöyle hangi lambaya? Biraz alışveriş yaptım. Hemen mini alışverişimi göstereyim size. Bunlar uçaktan çerezlerim. Böyle bir paket su aldım. Bir salam aldım. Alışveriş yapmadım yani. Su için girmiştim. Hadi girmişken alayım dedim. Bir paket salam, bir yoğurt, bir tavuk aldım, bir yumurta aldım. Bir de şöyle domates sosu aldım. İki ekmek aldım. Bir de şöyle iki paket cips aldım. Bir de şöyle su aldım. Bir büyük bidon su daha aldım. Evet. Gördüğünüz gibi biraz ortayı döktüm yani. Thermomix'i falan yıkamıştım. Oraya koymuştum. Üstünü de örtmüştüm. Öyle işte. Ondan sonra perdeci geldi. Perde pilese yaptıracağım balkon camına. Pileseler sipariş verildi. Herhalde hafta sonuna kadar gelir dedi. İki ürün vardı. Bir ithal, bir yerli ürün. Ben yerli ürün seçtim arkadaşlar. Evet. Tabii ki çünkü fiyat farkı da oluyordu ikisi arasında. Kalite olarak da aynıydı. Ha, bir de ne aldım onu göstereyim. Kerime şöyle terlik aldım. Başka numara bulamadım. En son 39'da da bu renkte kalmış. Böyle. Bim'den aldım bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Şöyle koyalım şuraya. Telefonu şarjı doluyor. Dışarı çıkacağım. Valizimi açacağım önce. Yengemgile gidecekler var. Buralar böyle işte camları açtım. Bir havalandırdım. Perdelerimi düzelttim. Perdem düşmüştü hatırlıyor musunuz? En son videoda söylemişim Türkiye videosunda. Perdeyi taktırdım. Abi camları ölçmeye geldi. Hemen onu da halledelim. Böyle işte hiç daha bir şey yapmadım ya dediğim gibi. Şu dolabım aşırı karışıktı yani öyle böyle değil. Şu dolabımı hemen düzelttim. Ceketimi asmak için yer yaptım böyle. Yani şurada namaza falan vardı. Hatta çok linç yemiştim. Ayakkabı doğumda namazla ne alaka. Halbuki ayakkabılar aşağıda. Burada ayakkabı yoktu. Şimdi sadece terlikleri koydum. Ev terlikleri. Ayakkabıları aşağıya koydum. Bu çöp gidecek. Valizleri boşaltacağım. Şimdi şu odada birazdan görüşürüz. Evet şimdi şöyle kamerayı ayarladık. Hemen göstereyim bir yandan. Ne var ne yok. Evet. Koyalım. Ceketimi getirdim. Kışlık ceketimi. Bunu da araya asayım. Yalnız eşyalar var ya don don soğuk. Şu an soğuk iniyor. Şöyle bir hırka getirdim kendime. Makyaj eşyalarım. Her şeyi koymuşum. Çok bir şey ya. Saç kurutma makinesi dersini götürecek bir inan yer yoktu yani. Koyamadım. Niye yer yoktu? Yengem sağ olsun. Evet makyaj fırçalarımı da şu ufak misafir havlusunun içine koymuştum. Bunu şuraya koyalım. Evet. Yengem böyle namaz yaptırmış herkese. İsimli abisine işte yengesine falan. Onları şimdi birazdan götüreceğim. O yüzden bunları buraya koyayım. Kaç tane namazla var. Böyle. Bunlar hep Arapça yazı. Annesine yaptırmış bir tane yani halama. Ne yazıyor? Annem yazıyor. Annem yazmış. Evet, bunu ayrı koyacağız. Özellikle kendi hizdi. Annemkinin eline verdi. Hemen geri içine koyalım.
Sonra böyle halama da şey yaptırmış. Ne diyorlar ona? Böyle tespih ucunda anne yazısıyla. Acayip dolmuş ya. Her şey açmamızın resmen bir şey. Sonra böyle zemzem suyu. Sonra annesine, en fazla durmaya annesine koydu. Halama yani. Onları da buraya koyayım. Hemen istiyorum. Hepsini de kaldırayım. Yanında bu şeker vardı. Bunları kaldıralım arkadaşlar. Geri kalanı zaten yeniden dağıttı. Bunlar içine verildi. Neydi? Evet, bu da hurma. Daha şurada zemzem suları olacak. Zemzem. Şöyle zemzem suyu. Bu biraz bak akmış, sanki kısılmış. Ama hepsini poşetlediğim için valizime akmamış. Sadece valizim içinde buz tutmuş resmen. Şekerime iki badik falan getirdim. İki kazak getirdim. Üstümü değiştireceğim çünkü kazağım üstüne bir şeyler döküldü. Bu pantolonun altı kısalacak. Şöyle bir şok mu altı. Yeni bir pantolon. Bir de gömlek. Bitti. Ha, bir de siyah body koymuşum. Başka bir şey getirmedim arkadaşlar. Heh, bir de şu pantolon. Pantolon daha. Bol pantolon. Evet, kendime getirdiğim kıyafetler bunlar. Sonra babama çorap daha eksik sanki ya. Neyse. Sonra babama böyle bıdama elektrikli şeyi göstereyim hemen size. Şöyle takılıyor. Belki ilginizi çeken varsa bahçe, bağla. Böyle. Yani ağaç kesecek, bir dal kesecektiniz. Gördüğünüz gibi. Bu iki aküden ve bir akü dolumu. Alt tarafı bir birkaç başlığıyla. Bir de aslında valize çantası var ama ben böyle getirdim. Kilidi vardı ya bunun. Şimdi kilitle iki kere yaptığınız zaman girer çıkıyor. Biz kilitleyelim, kilitli kalsın. Kapatalım makineyi de. Şunu da çıkaralım. Bunlar da babamın. Babamkine de hemen şöyle bir karton vardı. Kartona koyayım malzemesini. Ben hemen yani kartonların çoğunu atmıyorum. Bazen kargo falan oluyor. Ondan sonra şunu da koyayım. Ben de şey getirdim. Şöyle soğuttum. Şunu çok tatlı ediyorum arkadaşlar. Şunu. Bir de şu süngeri. Birlikte gerçekten süper müzik yaparsınız. Sonra şunu göstermiştim size, havluluk. Biraz çikolata falan getirdim. Şeker getirdim. Fazla çerez getirmedim. Altta benim özel ikonlarım var. İki tane limonata getirdim. Sonra şöyle mutfak tezleri getirdim. Sonra şu çikolatayı getirdim. Biraz şunlardan getirdim. 20 adet falan hemen. Bir de yengem şunları çok seviyor. Şundan getirdim. Size getirebileceğim şey. Şunu getirmiştim. Action'da görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Oradaki tuvalet alınıyor. Buraya almıştım. Evet arkadaşlar. Başka da bunlar benim kendim özel eşyam. Yani getirdiğim bu. Hiçbir şey getirmedim ve 30 kilo. Neyse, el bagajına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu ufak valizi de bunun içine koyacağım. O yüzden içini de açayım. Yalnız ters açtık. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle sırt çantası getirdim kendime. Giderken bir şey alırsam kırılacak falan diye. Bu kazağım yıkanacak, sormayın. Bunu giymiştim aslında. Onu da çorba karışırken suyu damladı. Hemen makine biraz sonra. Kendime bir tane şöyle
Tom Tyler'ın çizmeden getirdim. Temizleyelim daha. Biraz makyaj malzemesi getirdim. Dişimde yapışkanlar dökülüyor. Ah. Şöyle iki paspas almıştım Action'dan. Çok uygundu. Çok hoşuma gitti. Ben bunlara şeyi seviyorum. Banyonun ağzına şu giriş var ya, hani abdest alıp ayaklarıyla çıkılıyor ya. Çok hoşuma gitti renkleri. Burada da Tuğba'nın kızına böyle geçen hediye almıştım. Ben de bunları göstereceğim. Nasıl hatırlıyorsanız geçen şu minik kaktüsleri almıştım. Yani el bagajına bile inanın bir şey yok. Birkaç tane çikolata var. Bir de şu normal. Başka hiçbir şey yok. Başka ne var? Bir de Maroon Cup var. Bunun birisini Tuğba çok sevdi. Tuğba'ya kargolayacağım. Birini de biz yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, başka da bir şey yok. Evet, el bagajımda hemen hemen 1-8 kilo vardı herhalde. Ben şimdi bu eşyaları bir yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra acıktım aslında. Ya bir şey sipariş ederim. Etmem daha doğrusu. Yengemi arayayım bakayım ne yaptı. O zaman bakalım bugün daha gün bitmedi neler olacak.